Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Teala ya hamd, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a da salat ve selam olsun. Rabbimiz bizleri rızasından ayırmasın. Razı olduğu kulları içerisine ilhak eylesin. Şu kısacık dünya hayatında sorumluluklarını yerine getirerek dünyayı tamamlayan, sonunda da sevinenlerden olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim cümlemize aile huzuru nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sosyal bir varlık olarak yarattığı insanoğlu için evliliği yasalaştırmış, İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlamak üzere bütün peygamberler tarafından nikahı da sünnet olarak kurumsallaştırmış, son peygamber, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu kriterler bağlamında da evlilik müessesesi meşru bir şekilde hayatın devamına vesile olmuştur. Ancak sosyal bir varlık olan insanların her zaman aynı şartlar altında, aynı duygular ve düşünceler içerisinde bir araya gelmelerine rağmen hayat aynı şartlarda ve aynı düzende devam edememektedir. Allah Celle Celaluhu arada bazı sıkıntıların olması, aile fertleri arasında, eşler arasında bir takım problemlerin olması neticesinde araya hakemin girmesi ve aralarının düzeltilmesi hususunda bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem gönderin. Yani kadın ile erkeğin eşler arasında bir sıkıntı olduğunda bunun düzeltilmesinin toplumsal bir vazife olduğunu Rabbimiz Nisa suresinin 35. ayeti kerimesinde açıkça ifade ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde bir mümin erkek bir mümin kadına buğz etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir buyuruyor. Kardeşlerim, aile tek başına olmaktan kurtulup can yoldaşına kavuşmanın adıdır. Aynı çatı altında yalnız olmak veya yabancılık çekmek değildir. Aile sevgi, ilgi ve gönül birliğidir. Nefret, kin ve düşmanlık asla değildir. Aile hoşgörü, şefkat ve merhamettir. Eziyet, baskı ve şiddet asla değildir. Aile dürüstlük, güven ve sadakattir. Yalan, hile ve ihanet değildir. Aile, iyilikte yardımlaşmadır, adalettir. Kötülükte işbirliği ve haksızlık değildir. Aile, kainattaki varlıkların en üstün olarak yaratılan insanın yetiştirildiği kulluk mektebinin ta kendisidir. Yeryüzündeki her varlık, bir dişi bir erkekten de yaratılmıştır. İşte insan da bir kadın ve erkek olarak yaratılmış, bunların da evlilik müessesesiyle dünya hayatında huzuru yakalamaları önemsenmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. En hayırlılarınız hanımlarına, eşlerine karşı en iyi davrananlarınızdır. Müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakı en güzel ve aile fertlerine de yumuşak davrananınızdır buyuruyor. İslam, eşler arasında sevgi, saygı, sadakat ve samimiyeti emrederek aile huzurunu devamlı olmasını hedeflemiştir. Elbette ki ailede çıkan bir takım huzursuzlukların neticesinde boşanmalar gerçekleşmektedir. İslam, boşanmayı asla hoş görmemiştir. Boşanmak hem eşler hem de çocuklar üzerinde onarılmaz
yaralara sebep teşkil etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boşanmanın kötülüğünü ifade ederken hadis-i şerifinde her birimizin anlayabileceği bir dili kullanmış ve buyurmuştur ki اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ اَتْطَلَاقِ Allah katında en fazla sevilmeyen helal boşanmadır. Her ne kadar aralarda çıkan bir takım sorunlar ve tartışmaların neticesinde boşanma helal olsa da Allah Celle Celaluhu'nun sevmediği hususlardan birisidir. O zaman değerli kardeşlerim, bu boşanmaların toplumumuzda gitgide yaygınlaşan, ailelerin yıkılmasına sebep olan şeyler nelerdir? Yani neler, nerelerde bir eksiklik var? Acaba ki bu aile yuvalarında gitgide boşanmalar fazlalaşmaktadır. Öncelikle eğitim eksikliği gelmektedir. Yani boşanmaların sebepleri araştırıldığı zaman ilk sırada eğitim eksikliği var. Halbuki ilmi kadın ve erkek olan bütün herkese farz kılan bir İslam elbette ki eğitim sayesinde sosyal hayatın içerisinde yaşayan insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını öğrenmelerini hedeflemiştir. İletişim eksikliği, aile olma sorumluluğunu anlayamama, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iyi tanımama ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl bir eş olduğunu anlayamayan Müslüman toplumlar ve Peygamberimizin ailesinde yaşanan sevgi, muhabbet ve huzuru araması icap eden müminlerin başka yerlerde örneklikler aramaları bugün ailelerin bir anlamda yıkılmasına sebep olmaktadır. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eşlerine karşı saygıda hiç kusur etmiyordu. Eşleri de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama saygıda kusur etmemişlerdi. Bugün yine boşanmaların sebeplerinin arasında kötü muamele ve geçimsizlik yatıyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu insanı yeryüzünde yaratılan varlıkların en üstünü olduğunu ve insanların birbirlerine saygı duymalarını da İslam'ın bir emri olarak ortaya koymuştur. Ve yine değerli kardeşlerim, ekonomik problemler bugün ailelerin yıkılmasına sebep olmaktadır. Halbuki ailede kanaat yerleşmiş olsa, kanaatin yerleşmiş olduğu ailelerde bu problem de ortadan kalkmış olacaktır. Değişen anlayışlar ve sosyal şartlar, medyanın zararlı yayınları, elimizden düşmeyen telefonlar ve evimizdeki televizyonlar hep adeta insanımıza ayrılığı empoze etmektedir. Aile içi yetki paylaşımı ve rol kavgaları da yine ailede çatırdamaların, ailelerin boşanmalarına sebep teşkil etmektedir. Halbuki herkes rolünü oynasa, herkes üzerine düşen görevi ve vazifeyi, sorumluluğu, İslami inanç ve İslam dairesinin içerisinde yerine getirecek olsa bunlar da problem olmaktan çıkacaktır. Ve değerli kardeşlerim, boşanmaları azaltmaya sebep teşkil edecek şu maddelere de özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Evlilik öncesi gerekli eğitimlerin mutlaka verilmesi lazım. Bugün müftülüklerimizde aile ve dini rehberlik bürolarını Diyanet İşleri Başkanlığımız ailelerin huzuru yakalayabilmeleri ve mutlu evliliklerin oluşmasına sebep teşkil etmek üzere tesis etmiştir. Aile ve dini rehberlik bürolarımız bugün Türkiye'nin her bölgesinde evlilik öncesi eğitimlere başlamıştır. Evlilik öncesi eğitimlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve o günden bugüne kadar İslam ailelerinde herkesin üzerine düşen sorumluluklar teker teker anlatılmakta ve tecrübeler paylaşılmak suretiyle ailelerin huzuru sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda çocuklarımızı mutlaka bu eğitimlere göndermemiz de icap eder. Eşlerin sevgi, saygı, sadakat, fedakarlık, paylaşım, empati, sabır gibi duygulara sahip hale gelmeleri ailelerde boşanmaların azalmasına yardımcı olacak en önemli husustur. Ve bugün basın yayın araçlarının olumsuz etkilerinden kurtulmakta ailelerde huzurun yakalanmasına sebep teşkil edecektir. Bir de
Değerli kardeşlerim, bugün toplumumuzda yaygın olan ve yaygınlaşan, gitgide de yoğunlaşan boşanmalarla ilgili ailelerin devamına veyahut da ailelerin bitmiş olmasına sebep teşkil edecek boşanma ile ilgili birkaç soru ile ben sohbetimi bitirmek istiyorum. Mesela birinci olarak, boşarım demekle boşanma meydana gelir mi? Değerli kardeşlerim, boşarım demekle boşanma meydana gelmez. Bir kimsenin ağzından boşsun veya ben seni boşadım dediği andan itibaren boşama meydana gelir. Boşama anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi? Ananın evine git, defol git, artık bu evden git, artık sen benim hiçbir şeyim değilsin gibi ifadeler, eğer niyetinde boşanma var ise bu eş karısından, eşinden boşanmış olur. Bunu özellikle ifade edelim. Yani iki türlü boşama vardır. Bir kinayeli boşama, bir de sarih boşama. Boşsun veya boşadım ifadesi sarih. Bunun dışında işte biraz önce söylediğim ifadeleri kullanmak suretiyle de eşler birbirinden boşanmış olurlar. Eşini boşayıp boşamadığı hususu kendisine sorulduğunda yanlışlıkla ben onu boşadım ifadesini kullanan bir kimsenin de boşaması gerçekleşmez. Çünkü o onu hikaye etmiş olur. Niyeti boşama olmadığı halde bir kimse eşini tehdit olsun diye boşama ifadesini kullanacak olursa boşama gerçekleşir. Yani bir kimse sadece eşini tehdit edeyim diye boşama ifadelerini kullanacak olursa eşler birbirinden ayrılmış olurlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahın ve talakın, nikahın ve boşamanın şakasının da ciddisinin de aynı olduğunu bizzat bize ifade etmiştir. Yine bugün bizim Alo Fetva hattına gelen, aile ve dini rehberlik bürosuna gelen en önemli sorulardan birisi, öfkeli iken yapılan boşama geçerli midir hocam? Öfkeli iken boşamanın geçerli olmaması için kişinin ne söylediğini bilmeyeceği kadar öfkeli olursa o zaman boşama geçerli olmaz. Onun haricinde bir kimse zaten sevişirken, birbirlerini severlerken, birbirleriyle muhabbet halindeyken boşamaz. Elbette ki sinirliyken boşama gerçekleşir. Telefon yoluyla, mesaj yoluyla, internet yoluyla boşama gerçekleşir. Bunu da özellikle ifade edelim. Mahkeme kararıyla boşanan eşler dinen de boşanmış sayılırlar. Bunu da ifade edelim. Bu bağlamda özellikle şunu hatırlatıyoruz. Evlilik aşamasında mutlaka resmi nikahın kıyılması gerekir. Resmi nikahın olması eşlerin bir anlamda birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarının da oluşmasına yardımcı olacaktır. Bunu da ifade etmiş olalım. Yine bir kişinin boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu eşiyle görüşmesinin sınırları nedir? Bir kimse eğer başka bir boşamayı gerektirecek ifade kullanmamış ise mahkeme boşaması gerçekleşinceye kadar o onun eşidir. Eşine de aynı muameleleri yapmaya devam edebilir. Birlikte olmalarında da bir sakınca yoktur. Boşanmış olan eşlerin aynı evde kalmaları dinen uygun mudur? Boşanmış olan eşlerin aynı evde kalmaları kadının iddeti süresince caizdir. Kadının iddeti dolduğu andan itibaren boşanmış olan eşler aynı evde kalamazlar. Bunu da ifade edelim. Boşanmış eşin miras hakkı var mı? Böyle bir soru da geliyor. Yani eşler birbirinden boşanmış, günler geçmiş, aylar geçmiş, yıllar geçmiş, eşlerden birisi vefat etmiş ve aralarında miras tahakkuk eder mi diye soruyorlar. Eşler birbirinden boşanmışlarsa birbirlerine karşı sorumlulukları bittiği gibi hakları da bitmiştir. Miras hakları da birbirinden yoktur. Rabbim huzurlu aileler olabilmeyi, huzurlu aileler oluşturabilmeyi bizlere nasip eylesin. Boşanma sözcüğünü şakadan bile olsa ağzına almayacak samimiyet sahibi olan müminler olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü bunun şakası da ciddisi de yoktur. Müslüman evlilik ciddi bir müessese olduğunu bilmeli ve eşler arasındaki diyaloğun belki de ağzından çıkabilecek bir söz ile bitmesine sebep olabileceğini unutmamalıdır. Rabbim bizleri rızasından ayırmasın. Rabbim cümlemize aile huzuru nasip eylesin. Aile huzuru içerisinde yaşayıp
ebediyet yurdu olan cenneti kazanabilecek aileler olmayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.